Peki ışığın yansıması şu anda neler yapıyor? Işığın yansıması şimdi son albüm Rayların izinde için bu yeni formattaki albümle ilgili olarak çalışıyor. Bunun yanında yardım konserleri ne çıkıyor. Yeni projeleri var. Bu projelerle uğraşıyor. Ayrıca Barış'a Rock kapsamında da faaliyetlerde bulunuyor. Peki yine Ayhan Oruntaş'a dönelim. Biraz ışığın yansımasına doğru gitti programın şeyi. Evet. Formatı. Ayhan Oruntaş şimdi okul aşamasında. İstanbul'a ne zaman geldi? Kaç yılında? Ne şartlarla bu noktaya geldiğinizden bahsetmek istiyorum. İstanbul'a ilkinde gelemedim. Işın Yansıması albümü böylece bensiz çıkmıştı. Çünkü Bursa'da diğer şehirlerde müzisyen olarak çalışıyordum. İstanbul'a 5 yıl oldu geleli. Ben müziğe ciddi anlamda kafayı taktığım için yüksek lisans yaparken okulda birdenbire şey düşündüm. Sabah 8'de buraya gelip oturuyorum. Akşam 5'e 6'ya kadar. Bu süreyi müziğe harcasam daha içimdeki yarar şeyleri yapıp kendime daha hayırlı bir adam olurum diye düşündüm ve kitaplarımı toplayıp sınıftan çıktım. O günden beri ciddi anlamda müzikle uğraşıyorum ve direkt İstanbul'a geldim. İstanbul'da bir arkadaşım sayesinde buranın en eski stüdyosu olan Pitaş'a gittim. Yani orada sınıfta otururken böyle bir Evet, karar verip birdenbire çıkıyorsun ve sınıftan İstanbul'a çıktım. gidiyorsun. Evet, sınıftan çıktım. Böyle hesapladım yani 8 yılım o okulda gittim geldim gittim geldim ve sabah 8'de gidip oturuyoruz. Sonuçta okuduğum bunları ben zaten okuyabilirim. Yani okuduğum şeyler bu siyaset bilimi, siyasetle ilgili kitaplar sürekli okuduğum şeylerdi zaten. Yani bunun için ayrıca bütün hayatımı harcamam gerekmiyor. Benim asıl içimdeki şey müzik diye düşündüm. Neticede sizi Bunun çekti yarısını götürdü. müziğe harcasam herhalde çok daha mutlu olurum diye düşündüm ve mutlu olmayı seçtim. Evet. Ünlü bir Çin atasözü diyor ki böyle bir gün mutlu olmak istiyorsanız tatil yapın, boş geçirin o günü. Çıkın dolaşın diyor. Bir hafta mutlu olmak istiyorsanız uzak bir yerlere gidin, yeni yerler görün. Bir ay mutlu olmak istiyorsanız nişanlanın. Bir sene mutlu olmak istiyorsanız evlenin diyor. Ama diyor bir ömür mutlu olmak istiyorsanız yaptığınız işi sevin diyor. Evet. Eğer o işi sevmeden yapsaydınız bir ömür boyunca mutsuz olacaktınız değil mi? Evet. Yine sözümüzü balla keselim istiyorum. Bir güzel ezgi ile daha dinleyicilerimizi baş başa bırakalım. Sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz.
Tekrar çok teşekkür ediyorum bu güzel ezgi için. Yüreğinize sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi sınıftan çıktım, İstanbul'a geldim demiştiniz. Orada otururken, yüksek lisans eğitimini devam ederken sizi buraya yönlendiren, İstanbul'a yönlendiren neydi? Birdenbire nasıl oldu da bir anlık bir kararla çıkıp İstanbul'a geldiniz? Şimdi bu aslında bir anlık bir karar değil. İnsanlar bir sürü kararı bir anda veremiyor aslında. Yani o bir anda hemen pat diye verdikleri karar aslında çok uzun bir sürecin sonunda ortaya çıkıyor. Bir şey onu ateşliyor, tetikliyor demek daha doğru. Ben de tabii müzik eğitimi almak istediğim halde ekonomi eğitimi gördüm, kamu yönetimi okudum. Bunun yanında sürekli müzikten kazandığım parayı müzik öğrenmeye harcamıştım. Bir konservatuvar öğrencisi kadar müziği öğrenmeye çalıştım dışarıdan. Bu fikir sürekli okulda hep vardı. Yani ben aslında müzisyen olmak, müzikle yaşamak istiyordum. Buna bir hocamın bir gün önce anlattığı bir anısı herhalde vesile oldu. Arabasını tamire gittiğinde, orada arabasını tamir ederken ustanın hayata bağlılığını, kendine güvenini görüp imrendiğini anlattı bize. Bu hikaye beni çok etkiledi. Ve ben de sabah derste otururken küçük bir hesap yaptım. Her gün sabah 8'de buraya geliyorum. Akşam 6'ya kadar bu dersleri çalışıyoruz. Yani bunun çeyreğini müziğe harcasam herhalde çok başarılı bir adam olurum dedim. Ve sınavdan çıktım. Otobüse bindiniz. Öyle evet, mi oldu? Aynı gün yani, içinde mi oldu? Böyle bir, aynı gün içinde olmadı ama böyle gelişti yani. Film olsa böyle olurdu. Evet. Peki İstanbul'a geldiğinizde sizi bekleyen şartlar neydi? İstanbul'a geldiğimde valla hiçbir şey yoktu. Yani şartlar herkes için çok zor. Peki nerede kalacaktınız? Önceden bir plan olmadığı şimdi, için. Şimdi kalabileceğim yerler vardı ama ben uzunca bir süre bir stüdyoda yattım kalktım. Kocaman bir iş anında, hiç kimsenin olmadığı bir iş anında sürekli orada yattım. Çünkü orada yaşamayı çok seviyordum. O stüdyo bir de Türkiye'nin ilk stüdyolarından birisi, Pitaş. Orada bir sürü Türkiye'nin gündeminde, Türkiye'nin müzik gündemini oluşturmuş bir sürü sanatçının albümü orada hazırlanmıştı. Onu biliyordum ben. Sonra mükemmel bir mimarisi olan bir stüdyoydu. Orada yatıyordum. Şurada, okunan yerde. Orada yattım. O stüdyoyu yeniden kurdum. Orada çalışmaya başladım. Tabii çok zordu. Zor günlerdi. Bu arada Soner Olgun'la tanıştım. Soner Olgun'un bir projesinde çalışırken. Soner Olgun'un bir projesini yaptık ve Soner Olgun'la sahneye çıkmaya başladım. Onun yanında çalışmaya başladım. Sonra İstanbul'da işte bir düzenim oldu. Müzik çalışmalarım Soner Olgun sayesinde biraz daha kısa zamanda gitmesi gereken yere vardı. Işın yansımasıyla bu arada hızlandırdık çalışmalarımızı. 5 yıldır bu şekilde gidiyorum. Sözü fazla uzattık gibime geliyor. Yine bir ezgi arası verelim istiyorum. Sırada hangi eser var seslendireceğiniz? Şimdi ben bu eserlere isim veremiyorum. Çünkü az önce söylediğim gibi günde 10-15 tane bunlardan çalabiliyorum. Evet. Yine improvize bir şeyler çalmak istiyorum.
Bu güzel eserin ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayhan Orhuntaş bugünkü Müziğin Ustaları programının program konuğu. Şu an stüdyomuzda kendisi. Bizlerle paylaşmak istediğiniz duygu ve düşüncelerinizi timisi@mynet.com, timisi@mynet.com adresine gönderebilirsiniz diyoruz. Evet, şimdi İstanbul'daki yaşamınız devam ediyor. Nasıl bir süreç oldu? Kimlerle tanıştınız? Hangi müzisyenlerle çalıştınız? Bir de sizin bir aranjörlük boyutunuz var. Düzenlemeler yapıyorsunuz, müzik yönetmenliği yapıyorsunuz. Yani enstrümanınıza hakim bir sanatçı olmanın ötesinde üreten, yaratan bir yönünüz de var değil mi? O zaten hep içimde sürekli vardı. Bütün her şeyi yeniden yorumlama, yeniden düzenleme gibi bir özellik vardı içimde. Ben İstanbul'daki 5 yıldan önce de, İstanbul'a gelmeden önce de Türkiye'deki halk müziğinin dışındaki sanatçılar, gitar çalmam yüzünden hemen hemen bütün hepsiyle çalıştım. Hepsine eşlik etmiştim zaten. Soner Olgun'la halk müziğini tanıdım. Hiç halk müziği bilgim yoktu. Hatta halk müziği dinlememiştim. Çünkü gitar çalıyordum. Bana birisi, aklı evvel sivri zekanın birisi demişti ki o zaman, dışarıdan eğitim aldığım için ben sokaktan, öyle demişti sokaktaki hocalarımdan birisi, halk müziği dinleme, sanat müziği dinleme, kulağın bozulur, gitar çalamazsın dedi. Ben hiç dinlemedim. Sonra Soner Olgun'la çalışmaya başladım. Yani halk müziği sahnesiydi. Baktım bütün türküleri biliyorum. Her şeyi biliyorum. Yani bana sen emin misin yani daha önce çalışmadın mı falan. Hakikaten çalışmadım ama meğerse çocukken ben bütün bunları dinledim ya. Bu müzikler tabii benim içimdeymiş meğerse. Halk müziğini böyle keşfettim. Onların yanında bir halk müziği öğrenciliğim oldu. Sonra bu Işın Yansıması ve Demir Yolları belgeselini hazırlarken Duygu Müzik'te, bunlar tabii türkülerden hareketle yapılmıştı. Burada Duygu Müzik camiasında halk müziğinden hakikaten, halk müziğini ciddi anlamda halk müziğiyle uğraşan insanlarla tanıştım. Halk müziğinin başka bir boyutunu burada öğrenmeye başladım. Benim için de yeni bir dönem başladı. Çünkü aynı süreçte Duygu Müzik'te aranjör olarak da çalışmaya başladım. Sevgili Güler Duman'ın Yolcuyum Bu Dağlarda albümünün aranjörlüğüyle burada aranjörlüğe de başlamış oldum. Halk müziği serüvenim bu albümle beraber devam ediyor. Ondan sonra çeşitli halk müziği sanatçılarının müzik albümlerinde de aranjör olarak sizin imzanızı görüyoruz. Evet. Özellikle Musayroğlu'nun son albümünde farklı farklı bir şeyler deniyor her albümde Musayroğlu. İlk gitarı sentez albümünde kullanan yine olduğu gibi bu sefer de elektro gitar kullandı. Onu da yine siz çalıyordunuz albümde değil mi? Evet, elektrik gitar kullandık. Ben burada daha çok şey oldu. Yani ben hakikaten Batı müziği dinleyerek büyüdüğümü düşünüyorum. Yani müzik gelişimi en azından öyle oldu. Batı tandanslı şeyler yapalım diye bir kaygıyla yaklaşmadık. Sonuçta Musa Eroğlu'nun müziği, halk müziği olduğu gibi duruyor bütün pasajlarıyla. Hiçbir şeyi dokunmadık. Yalnızca batı kafalı bir adam bu müziğin arasına geldi girdi. O da o grubun içerisinde çalıyor. Evet. Peki yine bir enstrümantal ezgiyle ara verelim. Sonra da programımızı yavaş yavaş bağlayacağız. Bütün türküleri çok seviyorum da gitarla çalmayı çok sevdiğim yani bir türküyü seslendirmek istiyorum. Iğdır'ın Alalması. Thank you.
Yön FM'de 96.6 frekansında Müziğin Ustaları programında Ayhan Orhuntaş'la birlikteliğimiz devam ediyor. Iğdır'ın Al Alması isimli türküyü gitar eşliğinde bize seslendirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonlarına geldik yavaş yavaş. Enstrümanlarına yeni başlayan, özellikle gitar konusunda arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz olacaktır usta bir sanatçı olarak. Neler tavsiye edersiniz? Yeni başlayan herkese, enstrüman hangisi olursa olsun, vakit bulabildikleri sürece enstrümanlarıyla arkadaş olmayı öğrensinler. Hayatlarını onunla paylaşmayı öğrensinler. Bütün hayatlarına giren her şeye değer versinler. Enstrümanına da o kadar değer versinler. Enstrüman çalarken dikkat etmeleri gereken şey bence şu: kafalarıyla, uzuvlarıyla enstrüman arasında bir ilişki ve denge kursunlar. Herhangi bir vücutlarının herhangi bir uzvu gibi bunu düşünsünler. Böylece kendilerini müzikal olarak çok daha iyi ifade edebilirler. Evet sevgili Yön FM dinleyicileri, Müziğin Ustaları programında bu haftaki program konuğumuz Ayhan Orhuntaş'la olan birlikteliğimiz burada sona eriyor. Müziğin Ustaları programına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum dinleyicilerimiz adına. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz son sözlerinizi de alalım. Sonra bir kapanış anonsuyla programımızı bitireceğiz. Klasik şeyleri beceremiyorum ama klasik olsun. Yön FM dinleyicilerine güzel günler diliyorum. İçinde sevgi olan, müzik olan, içinde umut olan herkese umutlu ve güzel günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili dinleyiciler, bir Müziğin Ustaları programının daha sonuna geldik. Bu hafta da bir usta sanatçı konuğumuzdu Ayhan Orhuntaş. Önümüzdeki hafta başka bir usta sanatçıyla sizlerle tekrar birlikte olana kadar yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Dilinizden türküler, yüreğinizden umudunuz eksik olmasın. Hoşça kalın.